Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle aslında birçok arkadaşımın önceden örmüş olduğu motifin ve hırkanın yapımını paylaşacağım. Çünkü dediniz ki Damla sen ör, biz seninle örmek istiyoruz. Birçoğunuz bana böyle yazınca ben de artık o zaman kıramam, söz verdim, sözümü tutayım dedim ve videonun çekimine başladım. Motifini ilk önce beraberce yapacağız. Dize doğru bir hırka yapacağım için bu hırkaya kaç motif gerekli? Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Onu söyleyeceğim. Daha kısa ve daha uzunlu nasıl yapabilirsiniz? Daha büyük bedeniniz çalışabilirsiniz? Videonun içinde bu bilgileri size bırakacağım. Ben 3 renkle çalıştığım bu hırkada Yarn Art Jeans'in 01 ve 89'unu, Alize Cotton Gold'un 44'ünü kullanıyorum. Bunları da dipnot olarak bırakayım. Hırkanın tamamında 3 milim tığ kullanıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Siz de ipinize ve elinize göre lütfen tığınızı ayarlayın. Motiflerin birleşme kenarı olmadan kaç santim oluyor? İlk olarak onu size söylemek istiyorum. Birleşmesi olmadan 13 santime yakın diyebilirim. Yani 12,5'tan fazla. Öyle düşüyor ve arkasını dörtlü çalışacağım. 36'dan böyle 40-42 bedene kadar uygun olacak bir hırka olacak. Motif yapımına başlayabiliriz. İlk olarak sihirli halka içine 12 tane ikili trabzan çalışacağım. Parmağıma doladığım ipimin arasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çıkartıp şöyle bir zincir çekip kilitledikten sonra yükseliyorum. Etrafında döndürüp ipi arkasından geçiriyorum ve arasından ipimi geçirdikten sonra ilk trabzanımı böylelikle oluşturmuş oldum. Yanına 11 tane daha ikili trabzan öreceğim. 12 adete tamamlayacağım sayıyı. Sayıyı 12 tane ikili trabzana tamamladım. 12 taneyi ördükten sonra normalde gelip buna batıp aradan ipi kaydırıp geçiririm. Fakat o zaman bu şekilde yaptığımda şurada 2 tane boş, böyle nasıl anlatayım, 2 tane ilmek oluşuyor ve ben onu sevmiyorum. Birine bassanız diğerinde boşluk varmış gibi duruyor. Buradaki kapanışı şöyle yapıyorum ben. Eğer bu kalın tığla yapmakta zorlanırsanız yanınızda bir de ince tığ alabilirsiniz. Arkadaki ilmeğin tepesini arkadan batıyorum son ilmeğe. Şöyle bu ilmeği de hemen içinden geçiriyorum. Arkada kalıyor şu şekilde. Daha sonra onu bir kere kitleyip şöyle kapatıyorum. Ve ipimi kesip yeni renge geçeceğim. Bu şekilde yapıp şuradaki potluğu gidermiş oluyorum. Yani siz daha farklı yapıyorsanız o da olur. Hiç fark etmez. Eliniz nasıl alışıksa. Sonra bunları güzelce ne de iç ilmeklerin arasından şöyle geçirip gizleyeceğim. Ama şu anda onunla vakit kaybetmeyelim. Hemen ikinci renge geçelim. Yeni rengime geçtim. Yeni renge geçtiğimde ise artık her ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan öreceğim. Her aynı noktaya. Şimdi bunu ördüm, aynı noktaya batıp bir tane daha örüyorum ama bu arada şu ipi de gizleyeyim. Yanındakine geldim. İkili trabzan, aynı yere bir ikili trabzan daha. Bu şekilde tamamlayıp trabzan sayımı 24 tane yapmış olacağım. Burada artık her trabzanın üstüne 2 tane ördüm. Sonuncuyu da tamamladıktan sonra ilk ördüğüm trabzandan batıp kaydırarak buraya geliyorum. İpimi kesip yeni rengimize başlayacağız. Bunu aralardan nasıl gizliyorum tekrar size göstereyim. Şu ilmeklerin üstünden batarak bir önden bir arkadan geçirerek bu ipi kaybediyorum. Şöyle dursun şimdilik. Yeni renge geçtiğimde de diğer sırada
ne yapacağız? Bu ikili gruplar vardı ya, ikili trabzanlarla. Şimdi onların tepesinden başlayacağız. Önce ilmeğimi çıkartayım. Daha sonra o grupların tepesine batıp, mesela şurada ilkine battım. Bir sık iğne ördüm. Tekrardan yanındakine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. Burada. Şurada ikisinin ortasındayım. Burada ikili grubun ördüğüm yere geliyorum. Bakın, bir alta indim. İkili grubu ördüğüm yere geldim. Uzun bacaklı bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra hemen yanındaki ikili grubun tepesine birer sık iğne örüp, arkadan ipi de gizletiyordum, aynı renk olanı alayım. Bir daha öreyim. İki tane sık iğnemi. Daha sonra tekrardan uzun bacağımıza sıra geliyor. İkili grupların arasına geldiğimizde, bakın yine ikili grup arasındayım ve yine battığı noktaya batacağım ikisinin. Tığımın üstünde ip. Battım. İpimi çıkarttım, yükselttim. Uzuncana bir ikili trabzan. Tekrar sık iğne de sıra, iki tane. Bir, iki. Tekrardan uzun bacakta sıra, aradayım çünkü. Hop, çıktım. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Diğer renge geçeceğiz. Bu renkle de tamamladım. İlk başladığım yere batıp gelip kilitledim kaydırmayla. Ondan sonra şimdi sıra yeni rengimde. Hemen burada ilmeğimi çıkartmıştım. Tığımın üstüne de ipimi alıyorum. Bunu daha sonra gizledim. Şöyle herhangi bir uzun bacağı bulup onun yanındaki sık iğneye batıyorum. Sağında kalan sık iğneye batıyorum. Ve bir ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 3 tane zincirimi çekip hemen aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha örüyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp, arada hiç zincir yok şu anda, diğer sıradaki uzunun, bu benim dibimdeki değil de bir sonraki uzunun yanındaki sık iğneye yine batıyorum. Bir ikili trabzan örüp 3 zincirimi çekiyorum. Ve yine aynı boşluğun içine bir ikili trabzan örüyorum. Yeniden hep artık bundan sonra battığım nokta belli. Onu buluyorum. Arasına batıp, içine batıp arada 3 zincirle ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi normalde buna denk gelen yerin de tepesine batabilirsiniz. O da olabilir ama ben bu beyazların devamı olsun diye ortadan çalışmayı tercih ettim. Bunu söyleyeyim. Neden hani damla bunun tepesine değil de, hiç fark etmez. Siz öyle de çalışabilirsiniz. Öyleyse bu sırayı da bu şekilde örerek tamamlayayım. Sonuncuyu da yapınca burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kaydırarak böyle geliyorum. Sonra kilitledikten sonra ipimi de kesip artık şimdi yeni rengimizle diğer sırayı öreceğiz. Diğer sırada her boşluğun içine aynı şeyi örmeye tekrarlayacağız. Şöyle söyleyeyim. Üçlü gruplar halinde her boşluğun içine üçlü gruplar halinde İkili trabzan örüyoruz. Şunu öne alayım, pardon. Arada iki zincirle iki grup tamamlıyoruz. Şimdi bu ikinci trabzanım, üçüncüyü de örüyorum. Ve arada iki zincir çekip hemen aynı boşluğun içine üç tane daha ikili trabzan örüyorum. Sonra yandaki boşluğa geçiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, tekrardan 3 ikili trabzan. Bütün bu mantıkla da bu sırayı tamamlayıp
bir üste geçelim. Geçerken yan gruba, yan boşluğa arada hiçbir şey yok biliyorsunuz. Aynı grupta üçlü grupların arasında burada iki zincirimiz var, bir tek. Son boşluğumuzu da doldurdum. Yine ilk ördüğüm trabzanın tepesinden batıp ipimi kaydırıyorum. Bir kere de kilitledikten sonra ipimi kesiyorum. Şimdi artık böyle daire mi diyeyim, daire olan motifimizi kare yapmaya geldi sıra. Kare yapmak için de ilk olarak köşelerden birini seçeceğiz. Hiç fark etmez, yeni renge geçerek. Ve o köşenin içine aynı bir alttaki yaptığımızı tekrarlıyoruz. 3 tane ikili trabzan. İki zincir, aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Sonrasında iki zincirimi çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp şu ikisinin, bakın, mor ve beyazın kesiştiği noktadan, beyazın olduğu yerden batıp yine uzun bir İkili trabzan örüyorum. Tekrardan iki zincir çekiyorum. Bu defa buradaki tepeye batıp bir sık iğne. İki zincir, tığın üstüne ip aldım. Yine uzun öreceğim yerdeyim. Uzun öreceğim yeri şu beyazla morun ortak kesiştiği nokta olarak belirleyebilirsiniz. İki zincir, tepedeyim. Yeniden iki zincir ve uzun bacakta sıra. Ama şimdi sık iğne değil, hemen neyi yapıyoruz? Diğer köşemizi. İki zinciri çekip köşeye geliyorum. Üç tane ikili trabzanımı örüp iki zincirimi çekiyorum. Yeniden yanına 3 tane ikili trabzan. Hemen 2 zincirimi çekiyorum. Uzun bacağımı, ilk uzun bacağımı örüyorum. Bu kenardaki. Aynı bu mantıkla da motifimin bütün etrafını geçip kareye çevirmiş olacağım. Sonra kalıyor son bir sıramız. Bu sırayı da ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırarak tamamlıyorum. Ve artık bir üst sıradayız. Bu üst sırayı dilerseniz, hani benim gibi böyle delikli salaş bir birleşme tarzı kullanmayacaksanız, son sırada birleştirme de yapabilirsiniz. Öyle modeller de hazırlayacağım. Hani ben tek başıma yaparken takılıyorum Damla derseniz, birlikte de o modelleri öreceğiz. Şimdi ilmeğimi çıkarttım. Artık bu sıra basit. Bildiğimiz hanım dilendi tekniğini uyguluyoruz her boşluğun içine. Hemen ilk köşeden başlayalım. 3 tane ikili trabzan. İki zincir. Tekrardan 3 tane ikili trabzan. Arada zincir olmadan yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ta ki diğer köşeye kadar bütün boşlukların içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Diğer köşeye geldiğimde de buradaki ne yapıyorsam aynısını yapıp tamamlayacağım. Motif yapımını böylelikle bitirmiş olacağız. Motifimizin sonuna geldik. Şimdi bu motiften böyle diz boyunda bir hırka istiyorsanız, yani dizin çok altında değil de dizden böyle birkaç parmak yukarıda, totalde 70 tane motif yapmamız gerekiyor.
Bu 70 tane motifin 4 çarpı 6 tanesi arkaya 24. Yine 12 artı 12 önler, 24 de onlar, 48. 2 2 omuzlara yerleştireceğim, 52. 18 de kollara, 60 tane motif toplamda. Daha kısa örmek isteyenler eksi 8 motif, daha fazla örmek isteyenler de artı 8 motif düşünecekler. Daha büyük bedenler nasıl örecek de videonun sonunda hırkayı tamamladığımda bilgi vereceğim. Motif birleştirme ile devam edeceğiz. Bu motifleri nasıl birleştirerek hırka formunu veriyoruz, orası önemli. Şimdi ben hemen bir kol parçası birleştirilmiş önümde. Nasıl bir teknik uyguladığımı size göstereyim. Şöyle salaş bir birleştirme tekniğini. Bu birleştirme tekniğini açıkçası bu hırkaya çok yakıştırıyorum. Yani içine de bir bütünlük sağladığını düşünüyorum. İçinde kullandığımız bir rengi birleştirmede kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi yarn art cinsin 01'ini kullanıyoruz. Şimdi burada bu tekniği defalarca kanalımda anlattım ama bir kez daha kol motiflerini birleştirirken size göstermek istedim. Bir de nasıl bir tekrar yapıyorum, şunu da göstereyim. Motifin kendi kontrastını kullanıyorum. Yani açıklı koyulu. Aynı tonlardakini mümkün olduğunca o şekilde yerleştirmeye çalışıyorum ama kolda falan denk gelmeyebiliyor bu düzen. Çok da önemli değil. Karışık da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Öyle hırkalar da yapacağım zaten. Göreceksiniz. Şimdi burada kol için yerleştirirken motifimi şöyle hemen birlikte sizin yanınızda yapayım istedim. Şöyle açıklı koyulu yerleştireyim istedim. Motif 3x3 9 olduğu için hani tam olarak belli bir düzene göre yerleştirmemiz mümkün değil ama yine de mümkün olduğunca bir düzene oturtmaya çalışıyorum. Şöyle yapalım bunu da. İllaki dediğim gibi bir şekilde kolda denk gelmiyor, düzen bozulabiliyor. Şöyle birleştireceğim bakın. Önüme yerleştirdikten sonra nasıl birleştirmeye de devam ettiğimi gösteriyorum. Şöyle ileri de alayım biraz. Çünkü kadrajı açayım, birleşirken zorluk yaşamayalım. İlk birleştireceğim motifimi alacağım. Ve hemen birleştirme rengimle iki kenarını geçmeye başlayacağım. Şimdi kadrajı şu şekilde açıyorum. Motifimin köşesine ilk olarak ilmeğimi çıkartıp bir sık iğne ile batıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip aynı boşluğun içine bir sık iğne daha örüyorum. Daha sonraki zincirlerim 1, 2, 3, 4. Geldim bu boşluğun içine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Grupların arasına batıp sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Aralarda hep 4 zincir. Köşede 5. 4. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Köşeye kadar 4 zincirle bu şekilde geleyim. Şimdi köşeye gelirken de 4 tane zincirimi çekip köşenin içine batıp sık iğnemi örüyorum. 3, 4, 5 zincirimi çekip aynı boşluğun içine yine batarak köşeyi oluşturuyorum. 2, 3, 4. Şimdi biraz evvel gösterdiğim gibi aynı bu kenarı ördüğümden bu kenarı da geçip geleyim. İki kenarını ördükten sonra aynı şekilde gösterdiğim gibi motifimin buraya gelip 5 tane zincirimi çekip diğer motifle birleşmeye başlıyorum. Hemen onu alıyorum ve onun iki yüzü bana bakarken köşesinin içine bir tane sık iğne örüyorum ve döndürüp 1, 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle döndürüp bakın artık sırt sırta karşısındaki boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum.
Tekrardan iki zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa geliyorum. İki zincir çekiyorum. Karşıdaki boşluğun içine sık iğnemi örüyorum. 1, 2 gelip buraya sık iğne. Şimdi bir yukarıdaki boşluğun içine, bir aşağıya. 1, 2, hemen yukarıya gidiyorum. Bir sık iğne. 1, 2, aşağıdaki boşluğa bir sık iğne. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Burada, buraya köşeye kadar yaklaştığımda da yine geliyorum, bakın şimdi. Yine iki zincirimi çekiyorum. Bu boşluğun, köşedeki boşluğun içine batıp bir sık iğne ördükten sonra köşede yukarıya çıkarken 2 değil 3 zincirle çıkıyorum köşede. Arasından batıp bir sık iğnemi örüp dönüşte 2 zincir çekip 5'e tamamlıyorum zincir sayımı. Köşede 5 zincir yapıyordum ya. Tekrardan 4 tane zincirimi çekiyorum ve motifimin kenarlarını bu şekilde geçmeye başlıyorum. Şöyle göstereyim size. Bu kenarı ve bu kenarı buraya kadar geçip geleceğim. Buradaki geçişi göstereceğim. Böylece ne dolaşıp geleceğim dedim ama hani ben bu kol motifi olduğu için yanına bir motif daha eklemem gerekiyor. Yukarıya çıkmaya devam ediyorum. Bunu istediğimiz uzunlukta bu şekilde de zaten birleştirebiliriz bu mantıkla. Şimdi burayı başlatırken yine birlikte de örelim istedim. Hazır yukarı çıkarken. 5 tane zincirimi çektim. Hemen şu köşeye geliyorum. Bir sık iğne örüyorum. Gösterdiğim gibi. Sonrasında 1-2 zincirimi çekip artık sırt sırta verdiriyorum. Aynı gösterdiğim gibi 2 zincirle buraya dönüyorum. 2 zincirle yükselip yukarıdan batıp sık iğnemi yapıyorum. Karşılıklı kenarı birleştiriyorum. Şimdi buraya kadar geldim. 3 tane motifi ekledim, döndüm. Burada yine 4 tane zincirimi çekmiştim. Bu köşenin içine gelip batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi burada yükselme yeri gibi, köşenin yükselme yeri gibi düşünün. 3 tane zincirimi çekiyorum. Buraya batıyorum. Buradan da dönüşte aşağıya 2 zincir çekiyorum. Yani bu şekilde yapıp buraya battığımda bu ortanın daha düzgün, daha iyi durduğunu kanaat getirdim. Sayıları bu şekilde ayarladım. Siz bu zincir sayılarını da elinize göre çok rahat ayarlayabilirsiniz. Tekrardan 4 zincirimi çekip orta yere birlikte yine gelip orayı da beraberce bir kere daha geçelim. Buraya kadar geldim. 4 zincirimi çektim. Köşeye batıp hemen sık iğnemi ördüm. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 zincir ortaya battım. Tekrardan 2 zincirle de buraya gelip hemen sık iğnemi örüyorum. Daha sonra 4 tane zincirimi çekip buraya gelip batıyorum. Sonuna kadar, şuraya kadar da öylece ne geleyim. Sonuna kadar gelip 5 zinciri çektim. Şimdi sıradaki motif aslında nasıl başladığımızı biliyoruz. Birlikte bir başlayalım dedim. Sık iğnemi örüp içine 2 zincirimi çektim ve arkasını döndürüp battım. 2 zincirle geri geldim. Şimdi 3 motifin kesiştiği yere kadar bu şekilde örüp geliyorum. 3'ünün kesiştiği noktaya kadar geldim. Şimdi köşeye gelince 3 tane zincirimi çektim. Daha sonra şu ikisinin kesiştiği ortak yere batıyorum. Tam olarak nereye battığımı şurada da göstereyim, bakın. Böylece ne batıyorum. Arasından ilmeğimi çıkartıp sık iğnemi örüp 2 zincirle geri gelip buraya bir sık iğnemi örüyorum. Tekrardan 4 zincirimi çektim ve başladım bu kenarın sonuna kadar gösterdiğim şekilde örmeye. Buraya motifi de yine aynı şekilde ekliyorum. 5 zinciri çektim, aldım. 2 zincirimi çekip döndürdüm. Bu defa da 4'ünün kesiştiği noktaya kadar bu bildiğimiz sistemle örüyorum. Daha sonra oradaki işlemi de göstereyim. Dördünün kesiştiği noktaya kadar geldim. Şimdi köşeye bir sık iğne ördükten sonra 3 zincirimi çekiyorum.
Sonrasında burada bakın üçünün kesiştiği şu ortak noktaya batıp sık iğnemi örüyorum ve iki zincirimi çekip buraya geliyorum. Bir sık iğne örüyorum. Daha sonra bir iki zincirimi çekiyorum. Bakın artık bu motif ve bu motif değil, bu motifle birleşiyorum. İki zincirimi çekip batıyorum. Bir sık iğne. Bir iki zincirle geri dönüyorum. Bu şekilde artık gösterdikten sonra istediğiniz adetteki motifi birbiriyle çok rahatlıkla birleştirebilirsiniz sevgili dostlar. Ben 9 tane kol motifimi bu şekilde birleştireceğim. 2 tane, 2 parça olarak 9 artı 9 18. Arkayı 6 x 4 24 motifle bu şekilde birleştireceğim. Önleri de ayrı ayrı 7 x 2. Çünkü neden? 2'şer tane de omuz motifi koyuyoruz onun için. 14 artı 14 de önleri birleştirip bir bütün halinde beraber getirelim. 9 tane motifle kol parçasını tamamladım. Bütün diğer parçaları da tamamladım. Hatta hırkanın bir tarafını ördüm. Şimdi size nasıl olduğunu da göstereceğim. İlk olarak arkayı 6 x 4 24 olarak bakın şu şekilde birleştiriyorum. Gösterdiğim teknikle size. Daha sonra iki tane de ön parçayı, kollar hariç tabii kolları da birleştireceğiz. Böyle iki tane de ön parça oluşturuyorum. Beni daima takip eden arkadaşlarım bilir. Önde sağı ve solu değişik, birini yatay giderken birine dikey gidiyorum. Şimdi onu göstereceğim. Bu birleştirdiğim, benim oluşturduğum taraf dikey gittiğim. Yani 14 tane motifi 7 x 2 14 tane motifin birini yerine ekledim. Biri burada. Bunu birlikte yapacağız. Şurada tutayım dedim size. Kolu da yerleştirdim bu arada. Şimdi bakın. İki tane omuzdaki motifi görüyorsunuz. Arkası 6 x 4 24, ön toplamda 7 x 4 28 28 motifin 14 tanesi bir tarafta, 14 tanesi bir tarafta olacak. Buradaki sağımdaki, şunu hemen şöyle bir düzelteyim. Sağımdaki hırkanın motiflerini yatay birleştiriyorum. Hırkayı önüme aldığımda sağımdaki, normalde hırkanın solu oluyor. Sağımdaki motifleri böyle dikey, yatay diye özür dilerim, dikey birleştiriyorum. Ne yapıyorum yani? Üstten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Sonra hop yukarı çıkıyorum. Yanına da diğer 7 motifi ekliyorum. Sonra tekrardan aşağıya geldiğimde artık bu kenarla birleşip öyle yukarı çıkıyorum, bitiriyorum. Yani hop yandan gelip yukarıla birleşiyorum. Bu tarafta ise tam tersi. Şimdi parçayı da hemen önüme koyayım. Bakın. Bu tarafta ise dediğim gibi tam tersi. Bu da bizim iki tane omuzdaki motifimiz olacak. Şöyle yerine koyayım anlaşılsın. Şöyle yerine yerleşeyim. Buradakini ise şöyle birleştirmeye başlıyorum. Bunu bunun yanına iki tane, hemen üstüne iki tane, iki, 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 iki yukarıya doğru ilerliyorum burada da. Ve en son omuzu birleştirip, şimdi iki, 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 iki geldim. Bakın üstte kaldım. En son geldim, burada kaldım. Bunu yukarıyla birleşeceğim. Sonra bununla beraber bir önde bir arkada 3 tane, yani bakın şöyle omuz hariç bir önde bir arkada motifle de kol evimi oluşturacağım. Daha sonra da böyle gelip yandan birleştirip bu parçayı da yerine oturtmuş olacağım. Dediğim gibi birleştirirken sağı dikey, solu yatay yapıyorum. Önüme yatırdığımda, bakın hırkanın değil, önüme yatırdığımda hırkanın sağında kalan tarafı dikey, solunda yatay. Sol elini kullanan arkadaşlarım benim yaptığımı lütfen tam tersini uygulasınlar. Bu parçayı birleştirmeye şöylecene başlıyorum. Burada 3 tane zincirimi çektim. Hemen şu üçünün bakın kesiştiği noktayı bulup
Oraya batıyorum. Üçünün kesiştiği noktaya batıyorum ve bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra iki zincirle gelip bu ortayı tamamlıyorum. Daha sonra iki zincirimi çekiyorum ve karşımdaki denk gelen boşluğa batıp örmeye devam ediyorum. İki zincirle yukarı. Bu kısmı artık aslında biliyoruz. Şimdi şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Daha sonra kol evini oluşturacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi sona doğru geldim. 1-2 zincirimi çekiyorum. Buradaki köşenin içine geliyorum. Hemen batıp bir sık iğne örüyorum. Sonrasında 3 zincirimi çekip şuraya ve bakın tam olarak arkadaki ikisinin kesiştiği noktaya batıyorum. Arasından geçirip bir sık iğnemi örüyorum. Sonra 1-2 zincirle dönüyorum. Buraya gelip sık iğnemi örüyorum. Tekrardan 2 zincir üst tarafla birleşiyorum. Sonuna kadar öreyim. Şimdi bu köşeye geldim artık. Burada yine 3 tane zincirimi çekip diğer köşedekinin içine batıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Ve şimdi burada kol evimi oluşturacağım için bu benim omuzdaki motifim. Bunun ve bunun kenarını örmeden geçeceğim. İki tane motifi. Yani örmeden diyorum, özür dilerim. Karşı ile birleşmeden öreceğim. Şimdi buraya geldim. Şimdi artık karşıyla birleşeceğim aynı zamanda da. Bunun için de hemen tekrardan 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir buranın ortasına batıyorum. Bir de karşıda çatıştıkları noktaya batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra karşılıklı birleştirmeye aynı yöntemle devam edeceğim. Ta ki etek ucuna kadar. Şimdi 2 zincir yukarıya. 2 zincir çek aşağıya. Bu mantıkla karşılıklı bütün kenarımı birleştireyim. Şu geçişi de göstereyim bir kere daha, aklınız karışmasın diye. Orada belki bir zorluk olabilir. Oraya bir gösterip öyle geçelim. Şimdi şuradaki geçişi birlikte yapalım istemiştim. 2 zincirle köşeye geldim. Köşede 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yükseliyorum çünkü. Buraya battım. Karşısındaki de tam olarak kesiştiği iki motifin olduğu noktaya battım. Sık iğnemi ördüm. 2 zincirle geri dönüyorum. Buraya geldim, battım. Sık iğnemi ördüm. Ve şimdi alt tarafa kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Eteğe kadar birleşip geleyim. Evet efendim, diğer tarafı da yerine güzelce yerleştirdik. Gördüğünüz gibi kol evimi de oluşturdum. Şimdi kol evime aynı buradaki gibi bakınız. Şöylece kolumu yerleştireceğim. Şöyle göstereyim. Yeri çok belli ama beraber de yapalım. Birçoğunuz bunu biliyorsunuz eminim ama bir geçişini birlikte de yapalım istedim. Sonra kolu da yerine yerleştirdikten sonra şöyle bir etrafını da birlikte geçeceğiz. Aynı patı hırkamızın etrafına da kullanacağız. Kol evini önüme aldım. Kol parçamı da aldım. Şimdi burada 3 zincirimi çektim. Burada hemen kol altında üçünün kesiştiği noktaya gelip batıyorum. Ve hemen buraya sık iğnemi örüp 2 zincir çekiyorum. Geri dönüp buraya da sık iğnemi örüp artık kol eviyle birleşmeye başlıyorum. Aynı bildiğimiz yöntem gibi. Hiçbir farkı yok. Bu motifleri 3 tane motifi kol evine yerleştireceğim. Ben şimdi bunu karşılıklı bu şekilde birleşeyim geleyim. Son bitişini, yana geçişimizi de birlikte yapalım. 2 zincir çekip karşıya, sonra tekrar aşağıya aynen birleşiyorum. Tam olarak koltuk altına gelince buradaki geçişi de birlikte yapalım istedim. Buradan 2 zincirle geldim. Köşenin
sık iğnesini yapıp 3 zincirini çekiyorum. Ve burada bakın şöyle önüme yatırıyorum. Şurada minik bir toparlama yapacağım. İlk olarak şu yandaki iki motifin çakıştığı yere batıp çıkıyorum. Daha sonra da şurada diğer taraftaki çakışan motifleri batıp çıkıp üçünü bir toplayıp koltuk altını bir toparlıyorum. Daha sonra iki zincirle geliyorum buraya. Tekrardan iki zincir çekip artık kolun formunu veriyorum. Kol parçasını yandan birleştirmeye başladım. 1, 2, buraya geliyorum. Karşılıklı kol ağzına kadar aynı şekilde devam edelim. Kol ağzına kadar geldim. Şimdi burada bakın şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Şurayı örerek başladığım için. Şimdi bunun dibine batıyorum ya. Bunun dibine batarken karşı tarafın da dibine batıyorum. Ve arasından geçiriyorum. Şöylece ne. Sonra da güzelce ne kilitliyorum. Şöyle orayı orijinal köşe şeklinde çeviriyorum. Şimdi bir daha göstereyim kafa karışmasın. Şimdi geldiğinizde gördüğünüz şöyle bir iki parça olacak. Şimdi bunun dibine batarken karşıdakinin de arkadan dibine batıp arasından geçirip şöyle çıkartıp kilitliyorum. Ve orayı orijinaline çeviriyorum. İki tarafta köşe kalacak şekilde. Ve beyaz ipimle işim bitti. Şimdi artık sıra kol ağzımı örmekte. Kol ağzımı örerken de kolu bir miktar toparlamak istediğimden. Tabi burası artık size kalmış. Geniş isteyenler bol bol hani trabzanlar örebilir. Toplamak isteyenler ona göre örebilir. Ben şimdi diğer kolda size göstereceğim nasıl yaptığımı. Bir mantığa oturttum. Şimdi bu köşeye ikisinin birleştiği yere iki tane ikili trabzan, iki tane ikili trabzan, sonra iki tane üçlü grup örüyorum. Tekrar iki tane, bir tane tekli, iki tane üçlü, bir tane tekli, iki tane üçlü, sonra tekrardan iki tane tekli. Şimdi örerken daha iyi anlayacaksınız mantığı. Hemen artık kenarını geçeceğim, rengimi alayım. Ve dediğim gibi başlayayım şimdi. İki tane tekli örüyorum. Birleşilen yere mutlaka ve oradan başlıyorum. Mantığı öylelikle kuruyorum. Bakın şimdi. Hemen yanına bir tane daha. Sonra buraya geliyorum. Buraya da iki tane ikili örüyorum. Biraz evvel tekli dedim, ikili, özür dilerim. Sonra buraya gelip üçlümü örüyorum. İkili trabzanla. Üç tane üçlü. Bir tane daha üç tane üçlü. Yani iki tane üçlü grup şu anda. Sırada bir tane ikili grup. Sonra tekrardan iki tane üçlü grup. Bunu siz kendiniz de bir mantığa oturtabilirsiniz. Ben bir miktar kol ağzındaki genişlemeyi toplamak için böyle yaptım. Şimdi iki tane üçlü de sıra. Siz dilediğiniz mantığa oturtabilirsiniz. Tekrar bir tane tekli. Sonra iki tane üçlü. Ben iki tane üçlü ördüm zaten. Hemen otomatik olarak sıranın nereye geldiğini göreceksiniz. Normalde bir tekli yapacağız ya. Öyle değil bakınız. İki tekli de. Çünkü bu birleştikleri yere iki tekli olarak örüyorum. Hep tekli diyorum ne olur. İki tane ikili. Tekli yok ki. Kafam gidik. Sıcaklarda video çekmek hiç kolay değil arkadaşlar. Şimdi iki tane üçlümü öreceğim. Mantığım bu. Bir tane tekli. Yine tekli dedim. İkili. Tekrardan iki tane üçlü. Mantık otursun gibisinden sanki uzun uzun gösterdim burayı ama anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum.
bir tane ikilimi örüyorum. Tekrar iki tane üçlü öreceğim. Siz dilediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bir üste beraber çıkarız. Şimdi burayı tamamladım. Hemen bir üste çıkıyorum. Bir üste çıktığımda da yarım trabzanlar öreceğim. Trabzanın üstünden kaydırarak geliyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp aynı boşluğun içine hepsini bir kere de çıktığım yarım trabzanlarımı örüyorum. Her trabzanın üstüne bu yarım trabzanı öreceğim. Kolun etrafını size gösterdiğim şekilde geçtim. Şimdi hırkanın etrafını da aslında benzer şekilde geçeceğiz ama oradaki detayları size göstereyim. Başlayalım birlikte. Şimdi ilk olarak şu köşeden başlıyorum. Bunun içine iki tane ikili trabzanımı yan yana örüyorum. Bu bir. İkinciyi de örüyorum. Bu da iki. İki de zincir çekiyorum. Hemen yanına gelip iki tane daha örüyorum. Daha sonra burada görmüş olduğunuz oluşturduğumuz 4 zincirli boşluklara 3 tane ikili trabzan örüyorum. Her bir boşluğun 4 tane ile oluşturduğum boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Ta ki şuraya kadar geleyim. Buraya kadar dediğim şekilde geldim. Şimdi buraya geldiğimde ise şimdi bir tane buradaki köşenin içine örüyorum. Bir tane şu birleştikleri noktaya örüyorum. Bir tane de bu boşluğa. Böyle bir üçlü geçiş yapıyorum. Daha sonra hemen yanındakine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. İşte bu kadar. İlk geçişimi zincirlerin arasına böyle yapacağım. Daha sonra enseye geleyim. Oradaki ensedeki geçişi nasıl yaptığımı göstereyim. Tam olarak ensenin geçişine geldim. Şöyle bir durumla karşılaşacaksınız oraya geldiğinizde. Şimdi burada ilk 4 zincirin üstüne 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ensede bir kasma yapmamak adına, enseyi rahat tutabilmek adına burada ve burada, bakın şurada boşluğa 2 tane örüyorum. Daha sonra bu birleştikleri noktaya 1 tane örüyorum. Sonra buradaki boşluğa da yeniden 2 tane örüyorum. Ensedeki bu geçişi yaptıktan sonra da boşlukların içine aynı gösterdiğim sistemle örmeye devam ediyorum. İlk turu bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci turda hiçbir farkımız yok. İkinci turda da her bir trabzanımın üstüne yarım trabzan örerek hırkamın patını tamamlayacağım. Sonra detayları size aktaracağım bedenle, iple ilgili. İlk turu tamamladım. Gösterdiğim gibi. Şimdi ilk ördüğüm trabzanın tepesine geliyorum. Ve bir zincir çekip tığımın üstüne ip alıyorum. Aynı trabzanın üstüne bir yarım trabzan örüyorum. Ve bundan böyle her bir trabzanın üstüne bir yarım trabzan öreceğim. Köşeye geldiğimde bir tane yarım trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha yarım trabzan örüyorum. Daha sonra trabzanların üstüne yarım trabzanımı örmeye devam ediyorum. Bu şekilde de son sıra, yani patımın son sırası tamamlanmış olacak. Siz tabii ki ihtiyaç hasıl olduğunda daha geniş örebilirsiniz ki bundan videonun sonunda söz ediyor olacağım. Şurada enseyi geçerken göstereyim istedim. Bakın altta ne yaptımsa üstüne yarım trabzan ördüm. Yani hiçbir farkı yok. Burada bir değişiklik yok. Size bunu göstermek istedim. Aynen her bir trabzanın üstüne yarım trabzanımı örerek geçtim. Hırkanın bütün etrafında olduğu gibi.
Hırkamızın etrafını da iki sırada tamamladım. Daha kalın da örmeniz tabii ki mümkün. Ben şimdi size ölçü vereceğim. Eni, hırkamın eni böyle katlıyken koyduğumda 56-57 santim, yani tam açıldığında 114 santim diyebilirim. Boyu ise 95 santim oldu. Yani hırka 42 bedene kadar uyumlu, diz üstü gibi düşünebilirsiniz. Artı 8 ve eksi 8 ile hırkanın boyunu uzatabileceğiniz gibi azaltabilirsiniz. Hırkanın arkasını, ortasına bir motif daha ekleyerek, yani enine beşli çalışarak otomatik olarak hemen 42 beden üstüne çıkartabileceğiniz gibi 48-50 beden üstü olanlar da koltuk altına motif yerleştirerek büyütebilirler. Onun için de hemen şuraya yarısı önde yarısı arkada bir motif koyuyor ve şu yarısına kadar yediriyorlar. Böyle videom kapşonlu hırka videolarımda mevcut. Bulamazsanız ve büyütmek isterseniz bana mesaj atın, lütfen yorum yazın. Ben size o videonun linkini göndereyim hemen. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi kullandığım renklere gelecek olursak sırasıyla. Mor, Alize Coton Gold 44'ten 2 paket kullandım. Yarn Erki 01'den 6 adet kullandım. Yani 6.'dan çok arttı, öyle söyleyeyim yalnız. 89 lila renginden ise 3,5 paket gibi kullandım. Adet de vermiş olayım size. Aşağı yukarı bir fikriniz olsun. Her zamanki gibi beğendinizse sizden tabii ki bir kalbinizi rica edeceğim. Kıymetli yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Desteğiniz ayrıca kıymetli. Bana önümüzdeki sezondaki projelerimde de destek olabilmek adına katıl butonunu inceleyerek desteğinizi sağlayabilirsiniz. Abone olursanız da mutlu edersiniz tabii ki. O da beğenir dediğiniz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.